Merhabalar efendim. Tekrar hoş geldiniz. Pirinç ve bulgura ayrı bir ders ayırdık. Kısa bir ders olacak ama oldukça akılda kalıcı bilgiler olduğunu söylemek isterim. Pirinç konusunda önce bir uyarı ile başlayalım. Niye diyeceksiniz? Şöyle bir şey ki maalesef sulardaki kirlenme nedeniyle pirinçler arsini tutuyor. Ve diğer gıdalara göre çok daha fazla tutuyor. Onun için dikkat etmek, iyi yıkamak hatta suda uzun süre bekletmek önemli bir uyarı olabilir sizin için. Bizde bulgur daha fazla tüketiliyor. Bulgura ayrı bir önem vereceğiz ama arsenik konusunda küçük bir hatırlatma daha yapmam gerekiyor. Özellikle bebeklere pirinçli gıdalar yedilirken çok dikkat edin. Kiloları düşük olduğu için bizim için zararlı olmayan şeyler onlar için kötü olabilir. Efendim bir kere şöyle bir şey var. Pirinç tüketiminin özellikle tipiki şeker hastalığı yani insülin kullanmayan şeker hastalığıyla yakından bir ilgisi var. Buna karşı ilginç bir şey söyleyeceğim size. Kalp damar hastalıklarıyla pirinç tüketimi arasında bir bulgu yok. Yani bir risk oluşturmaz deniliyor. Yalnız hemen burada bir muhalefet işareti koymamız gerekiyor. Çünkü bunlar batıda yapılmış çalışmalar ve uzak doğuda yapılmış çalışmalar. Biliyorsunuz onlar tamamıyla yağsız fırında haşlanacak şekilde hatta hafif deri bırakılıp bekletildikten sonra tüketirler. Ve bu yüzden dolayı bu biri bizim için geçerli değil. Çünkü pişirme şekli farklı. Dolayısıyla bizim klasik olarak tükettiğimiz ve çok sevdiğimiz o meşhur tereyağlı pilav konusu bizim için sakıncılı efendim. Dolayısıyla yağsız fırında haşlama tarzında yemek daha uygun olur. Bakın böyle birazdan örneklerini göstereceğim. Güzel sebzelerle garnitürlü ve üzerine ya da yanına konulacak şekilde yiyebilirsiniz. Bizim için sorun kalorisi ve yağıdır. Bakın burada güzel bir tablo hazırladım size. Bu tabloda herkesin merak ettiği şeyler var. Beyaz pirinç, esmer pirinç ve bulgur. Tabii hemen dikkatinizi bir şey çekecek. Hemen kalorilere bakarlar insanlar öncelikli olarak. Bakın beyaz pirinçte 205 kalori var. Bulgurda ise 151 kalori var. Ve esmer pirince göre daha düşük. Bunlar pişmiş olarak hesaplanmış. Gramajları altta yazıyor gördüğünüz üzere. Ve bulgurda lif oranı çok yüksek. Ve protein oranında gayet iyi ve diğerlerinden farklı ve yüksek. Dolayısıyla bulgurumuz efendim kesinlikle bizim için ideal ölçüde. Yani önce bulgur, sonra esmer pirinç, sonra ise beyaz pirinci öneririm. Ve lif açısından esmer pirinç de beyaz pirinçin önündedir. Şimdi Haşlanmış, yağsız, baharatlı sebzelerin yanında istediğiniz kadar tüketebilirsiniz diye söyleyebilirim. Yalnız yağsız olmak şartıyla. Ama tercihen buna da bir kural getirmemiz gerekecek. Dolayısıyla günde yarım kase tüketin. Ve bunu mutlaka burada güzel örneklerini gördüğünüz şekilde normal yemeğin yanında yiyebilirsiniz. Yani her evin bile yiyebilirsiniz yağsız olması şartıyla. Ve dikkat ederseniz bakın bu güzel örneklerde çok sayıda sebze var. Neler var? Turp var, havuç var, kabak var, patlıcan var, mantar var, patates var, biber var, soğan var, mezelye, fasulye, yeşillik ve tabii ki domates. Tabii bunun yanında bu sebzeleri koyuyoruz ama lütfen brokoliyi de unutmayalım ve özellikle brüksel lahanası, hatırlatıyorum size brüksel lahanasının omega 3 içeriği çok zengin baharatları da unutmayalım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.